Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. El karînetu. Karine arkadaşlar. Evet, söylüyor zaten. Et tarifu. Tarif nedir? Hiye ma tedullu ala iradetil mecazi bil lafzi dune hakikatin. Karine burada lafzın vaz edildiği manada değil de mecazi manada kullanıldığına delalet ediyor. Aksamuha vehiyeten munkasimetun ile kısmeyni, iki kısma ayrılıyor. Lafziyetin, maneviyetin, lafziyetin ve maneviyetin, bazen bu karinemiz lafsi olabilir, bazen de manevi, yani manayla alakalı olabilir. El karinetul lafziyetu, lafzi karineye gelince arkadaşlar, et tarifu huve lafzun yedullu ala iradetil mecazi, buradaki lafız kelimenin ifade etmiş olduğu mananın mecazi olduğunu ifade ediyor. El misal, örnek, kavluhu Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesidir. Vahfiz lehuma cenahe zulli. Vahfiz lehuma, anneye babaya indir böyle, alçalt. Neyi? Cenahe zulli. Böyle kanatlarını, değil mi? Böyle alçaklık kanatlarını. Yani anne ve babayı kırmamak için onların seviyesine, daha böyle kırıcı olmamak için kanatlarını tamamen indir, değil mi şey Yasin? Evet Seda. Yani. Öyle bir mana verelim. Fe inne kelimete zul kelimesi arkadaşlar, fihi burada karinetun lafsiyetun, lafsi bir karinedir. Tedullu ala ennel muradı bi haftil cenahi, yani işte kanatların indirilmesinden maksat, huna huve manahu el mecaziyu. Mecazi manası. Yani mecaz mana kastedilmiştir. Dunel hakikiyye. Hakiki mana kastedilmemiştir. Ey manahu ilanetul canibi lil valideyni. Yani anne babaya yumuşaklık tarafının tarafıyla muamele edilmesi. Vel mulatafeti fil muameleti mahuma. Onlarla beraber muamele edildiğinde lütufla, böyle lütufkar bir, nasıl ki biz çocukken annemiz bize son derece şefkatle muamele ettiyse, biz de tam tersine onlar yaşlandıklarında yanımızda bulunuyorlarsa son derece kırmadan, incitmeden onları gözetmemiz gerekiyor. El-karînetul maneviyyetu, peki karne-i maneviye arkadaşlar nedir? Et-tarif huve emrun maneviyyun. Bu manevi bir iştir. Yedullu ala iradetil mecazi. O manevi şey kelimeden mecaz mana kastedildiğini ifade ediyor. Ona delalet ediyor. El-misal, örnek, el-urfu vel-adetu ve nahvuhuma. Burada örf olabilir, adet olabilir ve benzeri şeyler. Mimma yedullu ala iradetil mecazi. Burada mecazın irade edildiğine delalet eden şeyler ki velem yekun min cinsil kelami, bu manevi dediğimiz şey kelam cinsinden olmayan şeydir. Kevvad'il kademi, yani işte ayağını koymak. Diyelim ki işte ben o eve bir daha ayağımı koymayacağım veya ben o eve ayağımı koyacağım. Fe innehu yuradu bihi edduhulu li eclil urfi. Burada oraya girmek kastediliyor. Örften dolayı bu manayı veriyoruz. Suretul karineti, suverul karineti. Peki karinelerin çeşitleri arkadaşlar. Vel karinetu leha hamsu suverin. Beş sureti vardır. Beş çeşittir.
teşmelu el kısmeyni el mezkureyni leha. Evet. Bu zikredilen iki kısma da nedir? Şamildir. Ve tilkel suvaru ma tuzkeru fi kutubil usuli. Bunlar usul kitaplarında zikredilmiştir. Bi devai terkil hakikati. Evet. Bi devai terkil hakikati. Bunlar hakikatin terkine ne yapıyorlar? Çağırıyorlar diyelim öyle. Değil mi Yasin? Ve bi mukte ve bi muktedayati terkiha. Ve bi muktedayati terkiha. Yani o hakikatin terkini gerektiriyorlar. Bu beş şey arkadaşlar. Ve hiye mahallul kelami. Yani kelamın mahalli bazen hakikati tutmamıza engeldir. Garadul kelami, kelamın gayesi arkadaşlar. Siyakul kelami, nefsul kelami, el-urfu vel-adetu. Bunlar kelamdan hakikati değil de mecazı tuttuğumuzu, kastettiğimizi ifade eder bazen. Mahallul kelami, peki mahallul kelam nedir? Et-tarifu huve ademu kabulil kelami hakikatel lafzi. Yani burada kelamın arkadaşlar evet ademu kabulil kelami, yani kelam burada kabul etmiyor. Neyi? Lafzın hakikatını. Dolayısıyla mecaz manayı kastediyoruz. El misal, örnek, kavlul mer'i li abdin lehu, kişinin kendi kölesine söylediği söz. Yekunu fi mislihi fil umri, yani onun gibi diyelim ki bir çocuk, yani kendi çocuğu yaşındaki bir köleye söylediği söz. Ev yekunu ma'rufen nesebi, veya annesi babası belli olan kişiye, işte kişinin kölesine demesi. Hâzâ ibni, bu benim oğlumdur demesi. Burada feyyuradu bihi el mecazu, burada mecaz kastediliyor arkadaşlar. Ey silinmiş mi orası şey Yasin? Evet, selam. Evet. Kitaptan Feyyuradu, bakayım. efendim? Kitaptan bakayım dedim de. Feyyuradu bihi el mecazu, ey Hürriyetil abdi Seyda. Hürriyetil abdi nikibri senin abdi. Nikibri senin abdi. evet. Feyuradu bihi el mecazu, ey ne demek? Hürriyetul abdi, yani burada o kölenin hürriyeti kastedilir. Likiberi sinnil abdi, adam kalkıyor kendi yaşındaki kendi kölesine diyor ki bu benim oğlumdur diyor. Bu burada mecaz kastediliyor. Niye? Çünkü burada hürriyetül abdili kiberi sinnil abdi, adamın, kölenin yaşı büyük olduğu için burada kölenin hürriyeti kastediliyor. Ev li şöhreti nesebihi, veya adamın zaten babası malumdur. Ona oğlum desem bile şey olmaz yani. Hakikat değil, mecaz kastedilmiş oluyor. Kelamın mahalli buna müsaade etmiyor, hakikati tutmamıza. Fellezî redde el hakikate, yani burada hakikati red eden şey, manahu huve, evet öyle mi? Fellezî redde el hakikati mana, manen mi diyelim? Evet. Fellezî redde el hakikati manen, mana bakımından hakikati reddeden şey, huve mahallül kelami, kelamın Ya bizde hüna, o manaya yerine hüna yazıyor. mahallidir. Evet, huna daha iyi. Evet.
الذي رد الحقيقة هنا هو محل الكلام. Tamam, daha güzel. Peki garadul kelami, kelamın diyelim ki garazı. Burada hakikati men ediyor. Et tarifu huve ademu kabulli garadil kelami. Kelamın gayesi kabul etmiyor. Neyi? Hakikaten lafzın hakikatını. El misal örnek. Lev da'a raculun ahaden ile ta'amihi. Bir adam, diyelim ki bir adamı yemeğe çağırdı. Yemeğine çağırdı daha doğrusu. Liye ekule ma'ahu. Kendisiyle beraber. Diyelim ki Yasin sofrayı kurmuş. Bizi çağırdı. Beraber yiyelim diye. Fakale vallahi la akilu. Adam dedi ki ben dedi yemeyeceğim dedi. Hem de yemin etti. Fela yuradu bihi mutlakut ta'ami. Burada hiçbir yani Yasin'le hiç yemek yemeyeceğiz manasında değildir. Li umumi lafzil halifi evet. evet. Fela yuradu bihi mutlakut ta'ami. Yani burada mutlak hiçbir şey tamın yani mutlakı ne yapılmamıştır? İrade edilmemiştir. Belki de o sofradakini kastediyordur. Li'umumi lafzil halifi çünkü halif yani o yemin eden kişinin lafzı amdır. Bel halefehu bel hilfuhu mu diyelim? Ne diyelim? Furkan? Ben harfuhu Seyda. Evet. Bel halfuhu yani onun yemini Yeterli bir tamam. evet. Evet. Bel halfuhu onun yemini arkadaşlar yetaallaku bit taamil med'u ileyhi yani o çağırdığı yemeğe taalluk ediyor. Riayeten li garadihi yani işte kelamın gayesine riayet ediyoruz. Hatta la yahnesu ize ekele gayrehu minet taami diyelim ki Yasin'in başka yemeğini yediği zaman yeminini bozmuş olmuyor arkadaşlar. Fellezî nefa'el hakikate huna bak burada da huna getirmiş daha güzel. Burada hakikati nefeden şey nedir? Daha ve delle ala iradetil mecazi mecaz manayı irade eden şey huve garadul kelami kelamın garazıdır arkadaşlar. Yani orada bir sofra kurulmuş. Adam seni sofraya çağırdı. Sen de yemin ettin ki o sofra. O yemeği yemeyeceğim. Siyakul kelamı peki kelamın siyakı hakikati bazen kabul etmeyebilir. Et tarifu huve şudur. En la yakbela hakikatul lafzi lafzın hakikati kabul etmiyor. Ma kâne kablehu ve ma kâne ba'dehu minel kelami. Ma, şey doğru mu okuduk? İbareyi yanlış mı Furkan? Yanlış okuduk gibi geldi. Bir Seydam dinlemedi. kere. Ve en la yakbele hakikaten lafzı. Lafzın hakikatini kabul etmiyor. Ne? Ma kâne ma kablehu ve ma kâne ba'dahu minel kelam. Yani kelamın ma kabline bakıyoruz, ma ba'dine bakıyoruz. Lafzın hakikatini kabul etmiyor ve dolayısıyla orada mecaza gidiyoruz. Peki. El misalu kavluhu teala örnek Cenab-ı Hakk'ın yine ayet-i kerimesidir. Femen şa'e fel yu'min burası eyvallah. Dileyen iman etsin. Ve men şa'e fel yekfur. Dileyen de küfretsin. Cenab-ı Hakk'ı inkar etsin. Tefihi el emru bil kufri mal emri bil imani. Burada hem iman etsin diye bir emir var hem de küfretsin diye bir emir var. Ve zahiruhu yedullu alel ihtiyari fihima. Burada ayetin zahiri karşı tarafı yani muhatabı, mükellefi ikisinden birini seçme özgürlüğü veriyor. Ve ale enne lil mer'i
en yehtare minhuma ma yeşâ'u. Yani kişi dilediğini seçebilir. Lakinnel emre leyse kezalik, ama halbuki mana o değil, yani pozisyon o değil. Lienne ma ba'dahu, çünkü ma ba'di yedullu ala enne Allah Teala lem, evet, yerid huna bil emri hakikatehu. Yani burada Cenab-ı Hak kelamın hakikatını kastetmemiştir. Belil muradu huna huve el mecazu. Burada mecaz manayı kastetmiştir ki huve nedir? Ve huve ez zecru ve tevbihu alel küfri vel israrı aleyhi. Yani küfürden men etmektir. İşte azarlamaktır. Vel alel küfri vel israrı aleyhi. Yani madem ısrar ediyorsunuz bu konuda, istiyorsanız inkar edebilirsiniz. Ba'de itmamil hicaci minallahi teala. Yani bu kadar deliller sunduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın, madem bu kadar delilden sonra yine inatla, ısrarla küfrü tercih ediyorsanız edin. Fe innehu kâle ba'dahu muttasilen. Çünkü peşinde Cenab-ı Hak hemen şöyle buyurdu. İnna e'tedna liz-zalimine nara. Küfredin bakayım. Biz zalimler için, kafirler için böyle kavurucu, yakıcı bir ateş hazırlamışızdır. Nefsul kelami, bazen de kelamın nefsi arkadaşlar, kendisi hakikati yani hakikati tutmayabiliriz. Yani hakikati tutmuyoruz çünkü kelamın kendisi buna müsait değil. Şimdi bu kadar şeyler var Furkan. Bunları okumadan bu mealciler çıkıyorlar ya ortalık, yani böyle bir ahkam kesiyorlar ya, subhanallah ya. Subhanallah. Evet. Et-tarifu, tarif şudur. Huve en yeri de nefsul kelami, yahut da şöyle okuyalım. Huve en yerudde nefsul kelami, kelamın kendisi red ediyor. Neyi? Hakikaten lafzı, lafzın hakikatini. Sevâun kâne zâlike liziyadeti kaydin fil kelami. Bu bazen kelamdaki bir fazladan olan bir kayıttan dolayı bu olur. Ev limanel lafzi ve li delaleti, veya lafzın manasından veya delaletinden de olabilir. El misal kavlu teala vahfiz lehuma cenahe zulli, bunu örnek veriyor. Fefihi ziyadetu kaydi zulli, yani burada zul kaydının zaitliği burada hakikati tutmamıza engel oluyor. Yedfa'u, evet, iradetel hakikati bil hafti kema tekaddeme. Yedfa'u, evet, bu kayıt yedfa'u iradetel hakikati, hakikati irade etmemizi engelliyor. Neyle? Bil hafti, yani hafız kelimesindeki hakiki manayı irade etmemizi def ediyor. Öyle mi diyelim? Verirseyler. Yedfa'u def ediyor. İradetul hakikati bil hafti, o zaman öyle okuyacağız. Yani hafız kelimesindeki hakiki manayı irade etmemizi def ediyor. Kemal tekaddeme, o zul kelimesi. Peki. Ve ademu duhulis semeki tahte lafsil lahmi. Yani diyelim ki balık, halbuki normalde o da, yani işte balık aldığımız zaman etten dolayı alıyoruz ama semek ne olmuyor? Etin altına girmiyor. Min hadal kabili, yani bu ademu duhulis semeki tahte lafsil lahmi min hadal kabili. Yani kelamın kendisi balık cinsinin et cinsinin altına girmesine nedir? Müsaade etmiyor. لِأَنَّ اللَّحْمَ لَا يَشْمَلُ لُغَةً مَا اَنَّهُ
yutlaku aleyhi eydan fi mevaridil istimali. Yani burada lügat açısından lahm kelimesi neye şamil değildir? Semeke şamil. Ama kullanışta ma ennehu yutlaku aleyhi eydan fi mevaridil istimali hatta varede bihi el Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'de bile varit olmuştur. Yani kullanımda laham normalde semeke şamil geliyor ama lügat bakımından gelmiyor.